Murat Alan Petrol kuyusuna beton dökenler, metro kuyusuna da hafriyat döküyor. Ankara için Melih Gökçek neyse İstanbul için de Rahmeti Kadir Topbaş oydu. Ankara Gökçek'te İstanbul Topbaş'la birlikte anılır hale gelmişti. Rahmeti Kadir ağabeyin bir hayali vardı. İstanbul'da metrosuz ilçe kalmayacak, trafiği de yer altına alacağız diyordu. 2017'de Pendik-Tavşantepe metro hattı açılış programında kürsüye çıktı ezberleri bozacak tünel ulaşım sistemini açıkladı. Yerin altından yaklaşık 140 kilometrelik yeni alternatif bir ulaşım aksı oluşturacağız. İstanbul tünel ulaşım sistemi için artık imalat aşamasına yaklaşıyoruz. Karayolu ulaşımında devrim niteliğinde bir adım atıyoruz. Tünellerle yerin altını birbirine bağlayacak adımlar atıyoruz. Büyük Çekmeceden Kağıthane'ye, oradan da Sarıyer'e kadar tüneller, kavşak ve bağlantı yollarıyla birlikte yaklaşık 140 kilometrelik yepyeni bir güzergah açıyoruz. Yeni bir alternatif ulaşım aksı kazanıyoruz. Aynı şekilde Anadolu yakasında da Harem'den Küçük Su'ya, Yeni Sahra'dan Bostancı'ya uzanacak tünellerimizle İstanbul'un karayolu ulaşımında ezberleri bozmaya hazırlanıyoruz. Bunu yapacak gücümüz, imkanımız, güvenimiz, inancımız var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde böyle büyük adımlar atıyor olmanın gurur ve heyecanıyla doluyuz dedi. Aynı konuşmada toplamda 16 tünel yapılacağını, 7,5 kilometrelik Dolmabahçe Levazım Tüneli'nin temelinin atılacağını kaydetti. Rahmeti Başkan aynen dediğini yaptı. O tünelin temeli atıldı ve İmamoğlu yönetimi İstanbul'da seçimler kazandığı güne kadar da proje tıkır tıkır yürüdü. İstanbul'un kaybedecek bir dakikası yok diyen İmamoğlu gelir gelmez önce metro çalışmalarını durdurdu. Gerekçe olarak da planlama dedi. Sonra tünel projesini durdurdu ona da planlama dedi. Sonra bazı metro çalışmalarına yeniden başlandığı açıklandı. Herhalde çalışıyor diyorduk. Önceki gün duyarlı vatandaşların çektiği görüntüler o her haldemizin ne kadar boş bir temenni olduğunu ortaya koydu. Görüntüleri görünce gözlerime inanamadım. %80'i tamamlanan Dolma Dolmabahçe Levazım Tüneli'nin üstüne toprak atılıyordu. İstanbul'u o rezaletin şokunu atlatmadan bir video kaydı daha düştü. Sancaktepe metrosu için atılan tünele hafriyat kamyonları yanaşmış ve tonlarca toprağı tünel için açılan kuyulara döküyor. İnanamadım, inanmak istemedim, olamaz dedim. İBB AK Parti Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediyesi Başkanı Tevfik Göksu rezaleti doğruladı. Hani Cumhurbaşkanımızın bir sözü var ya. Bunlar yıkım ekibi diyordu. Ne kadar da doğru bir sözmüş. %80'i tamamlanan bir projenin üstüne toprak atmak ancak ve ancak yıkım ekibi tarafından yapılacak bir iş. Merak ettim böylesine bir skandala imza atmak için ne gibi bir gerekçe uydurmuşlar diye. CHP'nin ajansı Cumhurbaşkanı yapacaktı şeklinde salakça paylaşımlar yapmış. Aklıma otobüs sahnesi eski başkanı Murat Ongun geldi yahu konunun otobüslerle ne alakası var demeyin. Zira aynı zamanda İmamoğlu'nun medya şeysi kendisi. Sosyal medyasına bir göz attım. Beyefendi CHP'nin trollerinden farksız. Bu videoda görüldüğü üzere İBB kedisi arızalı turnikeyi kullanmasın diye vatandaşlarımızı uyarmıştır. A Haber'in konuyla ilgili haberi tamamen gerçek dışıdır şeklinde paylaşım yapmış. Bu kadar mı demeyin tabii ki değil. Hemen altında 3-4 satır açıklaması daha var. 4 yıldır açık olan bu şantiyeler ciddi oranda çökme riski taşıdı ve trafik sorunu yarattığı için geçici dolgu çalışmasıyla çevre ve bölge halkının güvenliği sağlanıyor. Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli metrosunun yapımı sorunsuz ve hızlı şekilde devam ediyor. Beyefendiler hem toprak döküyormuş hem de çalışmaya da devam ediyorlarmış. Nasıl oluyorsa. Peki levazım tüneli, onun da çökme riski varmış ve paraları da yokmuş. Ne hikmetse projeyi bunlar devralınca çökme riski oluştu. Ne hikmetse 10 bakanlığın bütçesinden fazla bir kaynağı kullanan İBB, metro projelerine tünel kazısına para ayıramaz oldu. Baklavanın kilosuna 392 lira verirseniz, milletin 3000 lirasını içki açmak için harcarsanız, yeni cep telefonu lazım deyip 1 milyon 600 bin lirayı iç ederseniz, metrolara balon asmak için 5 milyon lira dökerseniz, kimin yaptığı belli olmayan bir tabloya 9 milyon bayılırsanız olacağı bu. İşte bu kafanın çözümü AK Parti'nin devasa projelerinin üzerine toprak dökmek. Yunan'ın kaçarken Anadolu'ya ateşe vermesi neyse bu projelerin üzerine toprak atmakta odur. Petrol bulunan kuyuların üzerine beton dökülmesi neyse levazım tüneline hafriyat dökülmesi odur. Yunan Yunanlığını yapıyor da İBB yönetimi ne yapmaya çalışıyor anlamak güç. Selametle. Murat Alan. Serkan Fıçıcı. Türkiye'nin iki yüzü. Ne çok duymuşuzdur. Memlekete faydalı her işte oluşta o çok bilmiş ses bize çocukluğumuzdan beri hep aynı şeyi söyledi. Yaptırmazlar. Üzerine beton dökülüp kapatılmış petrol kuyularımız açılıyor. Başkan Erdoğan Karadeniz'den Türkiye'nin ufkunu aydınlatacak müjdeler veriyor. Ama kimse çıkıp yaptırmazlar demiyor diyemiyor. Geçti o günler çok şükür. Peki o yaptırmayanlar nerede? Ya da kim bunlar? İsim-adres arayanlar hiç yorulmasın. İstanbul'da üzerine toprak dökülen metro hattına baksın. Yaptırmayanlar, yapmayanlar, yaptırmazlar edebiyatıyla milletin zihnini zehirleyenlerin hepsi tam kadro orada. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapımına devam edilen bir metro hattının üzerine toprak döktü. Sancaktepe Üsküdar metrosunun Sarıgazi taşdelen yeni doğan bölümü iptal edildi. Temel atmama töreninden sonra bunu da gördük. Neymiş bu metro hattı Cumhurbaşkanlığı tarafından yatırım programına alınmıyormuş. Bu yüzden kredi temin edilmiyormuş. İyi de bu metro hattı 2017'de öz kaynakla yapılacak şekilde ihale edilmedi mi? Kimi kandırıyorsunuz? Beceriksizlikten mağduriyet çıkarma olimpiyatları düzenlense bunlar açık ara şampiyon olur. Nedir yani? İmamoğlu her işi Cumhurbaşkanlığının yardımıyla mı yapacak? O yardım olmadan hiçbir şey yapamıyor mu? O zaman kapatalım İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni, bağlayalım Cumhurbaşkanlığına, olsun bitsin. Hem ayrıca Ulaştırma Bakanlığı bu hattı onayladı. İBB'den beklenen ihalede açıkça belirtildiği gibi öz kaynakla bu hattın hiç değilse belirli bir kısmının yapılmasından ibaret. Ama o da yok. Daha dün gibi kameralar karşısına geçip yurt dışından borç alma töreni yapanlar bugün borç para bile bulamıyoruz feryadında. Hani o anlan borsa metro hatlarının hepsi tamamlanacaktı. Bunu söylemediniz mi yalan mıydı? Yakın zaman öncesine kadar hazine garantisi olmaksızın sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın imzasıyla istediği kadar dış borç alabilme imkanına sahip bir kurumun geldiği hale bakın. Bir tarafta geçmişte üzerine beton dökülüp kapatılan petrol kuyularını açanlar, diğer tarafta sanki buna cevap verircesine metro hattının üzerini toprakla kapatanlar. Hangisi Türkiye'ye yakışıyor? Serkan Fıçıcı